Şimdi camdan dışarı bakın. Hatta daha iyisi dışarıya çıkın. Belki koşturan bir sincap göreceksiniz. Gökyüzüne doğru uzanan ağaçları ve otları da. Ya da havada uçuşan kuşları. Şimdi bir de toprağa bakın. Oradaysa çok daha fazlası var. Kıvrılan solucanlar, filizlenen mantarlar ve yerlerde dolaşan böcekler. Hatta bir de bakteri gibi göremediğiniz şeyler var. Bu gezegende nereye bakarsanız bakın, karada, yer altında, havada ve suda keşfedilecek yeni yaşamlar bulunur. Ve siz de dahil bu yaşam formlarının tamamı en olağanüstü güçlerden biri tarafından şekillendiriliyor. Evrim, türlerin ardı ardına türemesi ve çoğalmasıyla meydana gelir. Bu konuya dair bilgimiz 1800'lerin ortasında 20'li yaşlardaki genç bir İngiliz olan Charles Darwin'in reddedemeyeceği bir davet almasına dayanıyor. 5 yıl boyunca tüm dünyayı dolaşması için bir davet alıyor ve bu yolculuk onun bir düşünür olmasına sebep oluyor. Darwin muhteşem bir doğa bilimciydi. Doğadaki şeyleri görüp nedenlerini sorgulamıştı. Mesela yaşamın nasıl olup da bu kadar müthiş bir çeşitliliğe sahip olabildiğini anlamak istiyordu. Ya da gezegenin tamamen zıt uçlarında birbirine çok benzeyen türlerin nasıl var olabildiğini de. Evrimin arkasındaki mekanizmayı ilk çözenler, birbirlerinden habersiz olarak Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace olmuştu. Cevap, doğal seçilimdi. Doğal seçilim ya da diğer adıyla doğal seleksiyona göre hangi canlının neslini devam ettirecek kadar uzun yaşayabileceğini çevredeki doğal ortam belirler. Ve bu da iki duruma bağlıdır. İlki, türün özelliklerinin nesilden bir sonraki nesle aktarılabiliyor olmasıdır. Ki bu, üremeye bağlıdır. İkincisi ise çeşitliliktir. Eğer canlılar çoğalırken her defasında kendilerinin birebir aynını üretiyor olsalardı, değişen hiçbir şey olmayacaktı. Çam ağaçları, filler veya insanlar ortaya çıkamazdı. Var olan tek canlı, tek hücreli protoorganizmalar olurdu. Mevcut duruma dönecek olursak, doğal ortam doğmuş olan her canlıyı destekleyemez. Belki bazı canlılar için çok kurak ya da fazla nemli olabilir. Ya da belki tüm yiyecekler uzun ağaçların tepesindedir. Veya yeterince yiyecek yoktur ya da gerçekten de çok soğuktur. Doğal ortam nasıl olursa olsun canlılar oradaki kaynaklara erişmeye çalışırlar. İşte seçilim bu aşamada devreye girer. Mesela bilim insanlarına göre birkaç yüz bin yıl önce kutup ayıları henüz ortada yokken bir boz ayı türü kuzey kutbu kıyılarına vurmuştu. Hayatta kalabilenler muhtemelen postu daha kalın ve rengi daha açık olanlardı. Onlar bu sayede soğuktan daha iyi korunabilmiş ve karda saklanıp daha kolay bir şekilde gizlenerek avlanabilmişlerdi. Burada asıl önemli olan şu, tüm çeşitler hayatta kalmayı başaramıyorlar. Hayatta kalanlar üremeye devam ediyorlar. Başka bir deyişle en güçlü olanlar yaşamını sürdürüyor. Tabii bu demek değil ki en büyük ya da en kuvvetli olanlar yaşamaya devam ediyor. Evrimsel anlamda en güçlü olan demek, türünü en çok devam ettirebilen demektir. Kutuplarda postu en kalın ve en beyaz olan ayılar daha fazla hayatta kalabildiler ve daha fazla ürediler. Bunların yavruları da kalıtsal olarak daha kalın ve daha beyaz postlara sahip oldular. Zamanla başka değişiklikler de eklendi ve boz ayıdan tamamen farklı olan bir tür ortaya çıktı. Fakat buradaki karlı ortam yerine örneğin bir ormanda bulunsaydık, kutup ayısı postuna sahip olmak çok kötü bir durum olurdu. Başka bir deyişle evrim, sabit bir doğrultuda ilerlememiştir ve tam olarak rastgele de değildir. Türlerin farklı özellikleriyle uyumlu pek çok farklı doğal ortam bulunduğundan, evrimin sonucunda da dünya üzerinde sayısız tür ortaya çıktı. İşte tüm bu fikirleri Darwin yazıya dökmüştü. Görsel bir insan olmadığı için bir şeyi çizmeye uğraştıysa insanlar bunu mutlaka dikkate aldılar. Örneğin defterlerinden birinde yer alan şu resim gibi. Bu bir ağaç ve bize türlerin arasındaki ilişkileri gösteriyor. En önemlisi de hepsinin ortak bir atadan geldiğine işaret ediyor. Bu ata yani gezegenimizdeki ilk canlı organizma ağacın gövdesinin en altında yer alıyor. Burada filogenetik ağaçların bir başka örneğini görüyoruz. Geçtiğimiz 3,8 milyon yıldır yaşamın evrilmesiyle apayrı canlı türleri ortaya çıktı ve ağaç yeni türler eklendikçe dallandı. Bu ağaçtaki her bir dallanma noktasının farklı bir hikayesi var. Küresel hakimiyete ulaşanların veya nesli tükenenlerin hikayeleri. Güzelliklerin ve daima değişmekte olan bir dünyaya olağanüstü şekilde uyum sağlayanların hikayeleri. Hayat ağacının asıl amacı, türlerin birbirleriyle olan ilişkilerini göstermek ve buradaki genişlik gerçekten de muazzam boyutta.
Şimdi siz de NOVA'nın keşif laboratuvarlarında bir yolculuğa çıkın. Mesela dün akşam yemeğinde bir dinozor mu yediniz? Zehirli bir yılanın saldırısına uğrayan birini kurtarabilir misiniz? Ya da Neandertal bir atanız mı var? Bu laboratuvarlarda gezinin, aynı zamanda sizin aile ağacınızda olan hayat ağacını oluşturun ve şu an yaşamakta olan veya geçmişte yaşamış tüm canlılarla nasıl bir ilişkiniz olduğunu keşfedin.